Efendim iyi akşamlar tekrar birlikteyiz Basın Koridoru özel programında Ali Kırca'nın 19 Haziran 1999 tarihinde yayınladığı Fethullah Gülen'in kendi ağzından Türkiye'yi ele geçirme planının işlendiği ses kaydının yayınlandığı programı yayınlıyoruz. Arada da değerli katılımcılarla oradaki açıklamaları yorumluyoruz. O programda en dikkat çeken isimlerden birisi de Profesör Doktor Necip Hablemitoğlu ki Köstebek kitabının malum yazarı. O programdan sonra eşi tarafından yayınlandı. Yayınlamak Sayın Hablemitoğlu'na nasip olmadı. Hocamız Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu, Necip Hablemitoğlu'nun eşi. Efendim sizde kalmıştık Şengül Hanım. Evet, modelden Amerika'daki bahsetmiştik. Evet, cemaat modellerini. Evet, diyelim. Yani onları NGO'laştırma, daha doğrusu bir yapısallık kazandırma modeliydi. Devletin kontrolü altında. Evet ve hani onlar için tabii kabul edilebilir bir şey ama ipin ucu Türkiye'de kaçmış. Ve dolayısıyla da günlerdir itirafçılar temelinde konuşulan şeyi de buradan anlamlandırmak kolay olacaktır. Onun için ben bu modele de özellikle değinelim istedim. O zaman da görüyorsunuz ki bu bireyi kuşatan tüm çevreler içerisinde yer alan bütün unsurların içinde olması gerekiyor bu cemaatin. İşte spordan tutun da sanata, medyaya her şeyin içinde var olmaya çalışmışlar. Ama tabii ki Köstebek kitabından da görüleceği üzere bu bir saadet zincirine dönüşmüş bir süre sonra. Şimdi tabii siz dediniz ki benim tarafımdan yayınlanan, ben sadece alın yayınlayın dedim. Yani kitap tamamlanmış, evet, tamamlanmış ama sizce yayıncı ve, boyutu. Sanıyorum Türkiye'de de iddialı bir şey söylemek istemem ama bu da çok ironik ve çok hüzünlü bir şey aslında. Hem yayıncılık adına hem bu cemaatin Türkiye'deki etkinliği adına çok hazin bir şey aslında. Kendi kendisinin korsanını satmak zorunda kalan bir kitap olmuştur bu kitap. Çünkü şöyle bir şey yapılmıştır yayınlandığı dönemde kitap evlerinin raflarında çoğu zaman göremezdiniz bu kitabı. Dağıtıma giderdi, dağıtılmazdı ve geri dönerdi. Bu kitabın da böyle bir maalesef akıbeti belirtelim, oldu. Cemaatin etkisiyle, egemen olduğu dönemde onun engellemeleriyle yayın çünkü evleri bunu her yerde oldukları için vitrine koyamıyorlardı. Koymak istemiyorlardı ve dolayısıyla bu kitap yine söyleyelim bunu kendi kendisinin korsanını sattırmış olan bir kitaptır. Şaban'cığım ben bir şey sorabilir miyim tabii, burada? Tabii, müsaadenle tabii, şey görmem. Şimdi kitapta Necip Hablemitoğlu diyor ki muhtemelen diyor ben bundan sonra diyor işte çok şeylerle karşılaşacağım. Çeşitli sıkıntılar yaşayacağız diyor. Onların hepsini sıkıntılar yaşayacağım söylüyor. Diyor. Peki sıkıntılar yaşamak başka bir şey. Canına kastedilmesi, bu konu bu anlamda tehdit edilmesi başka bir şey. Böyle bir şey bekliyor muydunuz? Şimdi tehdit orada var mıydı? Tabii ki. Şimdi yalnız yine şunun altını çizelim. Şu konuma da düşmeyi hiç istemem. Çünkü başlamış bir çatı dava var. Az önce söyledim reklama girmeden önce biz burada müdahiliz ve şöyle bir şey var bakın. Davada da şöyle bir durumda müdahiliz. Örgütün bu cinayeti işlediğine dair değil, onun altını çizelim. Şu açıdan müdahil olmuşuz. Çünkü çatı davada böyle geçiyor Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi. Şöyle bir şey var. İstihbarat açığı, soruşturma sürecinin savsaklanmasının nedenleri ve bu durumun cemaatle ilişkisi üzerinde durularak biz bu çatı davanın içindeyiz. Henüz esas dosya elimize yeni geçti ve hep beraber okuyoruz dosyayı. Henüz o aşamada değiliz. Yani nerede ne oldu, isimler ne, oralara gelemedik. Ama şöyle bir bilgiyi de vereyim. 14 yıl boyunca sadece ve sadece Necip Hablemitoğlu'nun adı, burada da bir süreç var, üçlü bir süreç var hatta, dönem lere ayırıyorum ben 14 yılı. 14 yıl kendi içinde üçe ayrılıyor. Ergenekon cinayet sonrası,
Ergenekon'a kadar geçen süre cinayetten. Ergenekon davaları süreci, Ergenekon davalarının sonucunda 17 Aralık'tan sonraki süreç, 17-25 Aralık'tan sonraki süreç. Böyle bir dönemleri var bu cinayetle ilgili. Fakat bu cinayet hiçbir zaman dava olarak bir hani ne diyelim somut bir zemine taşınamadı. Hukuki bir zemine taşınamadı. Hep bir soruşturma dosyası olarak kaldı ve o soruşturma dosyası da bizim için yoktu. Ortalıkta yoktu dosya. Dosyaya ulaşamıyorduk. 3 savcı değiştirdi dosyamız ve son savcı da şöyle bir şey yaptı, bunu da paylaşmak istiyorum. Avukatımız olmasına rağmen o konuda da çeşitli kuşkularım var, kendisiyle hiç karşılaşmadık. Bu bilgiyi de teyit etmedim henüz, ona soracağım bunu. Savcı atandıktan ve 18 Aralık 2015'ten sonra cinayet sıklıkla gündeme gelmeye başladıktan hemen sonra iki sivil polis benim ofisime geldiler. Önceden randevu almadan öylesine çat kapı geldiler. Ve ben ofis dışındaydım. 2013'ten sonra? Hayır şimdi yeni. Ha, yeni. Bu yıl oldu yeni. Bu. Aralık'tan sonra, 2015 Aralık'tan sonra. Biraz böyle kopuk gitsin istemiyorum. Bunu özellikle anlatayım. Sonra döneceğim çünkü. Şöyle bir şey yaptılar. İşte dosyanın yeniden açılması olasılığı var. Bu arada nereye geldiklerini söyleyeyim. Ankara'da Hablimtoğlu Ankara Enstitüsü'nü kurdum ben. Bağımsız bir kuruluş orası. Hem Necip Hablimtoğlu adına bir takım çalışmalar yapma gayreti içindeyiz ama temel amacımız benim akademik kariyerim doğrultusunda bazı çalışmaları yürütmek. Ofisime geldiler ve benimle savcı beyin görüşmek istediğini, şu anki savcının, dosyanın eline verilmiş olduğu savcının ve kendilerinin de bir ön görüşme yapmak amacıyla geldiklerini söylediler. Ben böyle bir şaşırdım. Pardon dedim, yani böyle bir şey olabilir mi? İşte telefonlar alındı, telefonlar verildi, bir sohbet açılmaya çalışıldı. Cinayet üzerinde ve isimler üzerinde konuşulmaya hiçbir şey söylemedim. Teşekkür ettim. Ve ben bunu yadırgadım, avukatımızla paylaştım. Niçin bir savcı eğer bu dosyayı araştırmakla ilişkili görevlendirilmişse niçin yazılı irtibat kurmaz geride kalan mağdurlarla? Birincil mağdur ben ve kızlarım. Niye böyle bir resmi kanalla ilişki kurmaz ve iki polis gönderir benim ofisime? Ve ben ne yaptım biliyor musunuz? Paranoyaklığın boyutunu tahmin edebilir misiniz? Bizi izleyenler de bunu düşünsün. Bu iki sivil polis şeyden çıkmış gibilerdi. Arka Sokaklar dizisinden gelmiş gibilerdi. Onu da söyleyeyim. Böyle de ilginç bir fiziksel görünümleri vardı. O insanlar gittikten sonra ben salonun sağını solunu aradım ofiste. Bir şey mi yerleştirdiler acaba diye. Bu kadar da ne diyelim? Hastalıklı bir insana dönüşüyorsunuz süreç içerisinde. Çünkü demin söylediğim 14 yıllık sürecin içerisindeki farklı dönemlerde, çok farklı zamanlarda farklı tehditlerle de karşılaştık. Bakın ölümden sonradan söz ediyorum. Peki öldürülünceye kadar ne oldu? Ben yine de bütün bunların yanı sıra yine altını çiziyorum. Ortada bir çatı dava var. Ve biz bu çatı davaya cinayetle değil ama araştırılmasıyla ilgili dahiliz. Ve bir de öldürülmesine kadar olan süreç var. Ve bakın onu kitapta kendisi anlatıyor zaten. Çünkü kitabı çıkarmadan önce yazdığı makalelerle birlikte Necip Hablimitoğlu tehdit almaya başladı. Ve ilginçtir, ne kötü bir şey. 90'lı yılların ilk yarısında biz karı koca internetle, bilgisayarla tanıştık ama mükemmel öğrenmiş bir insandı 40'lı yaşlarında internet kullanmayı ve bizim tek bir mail adresimiz vardı o zaman, böyle bu olanaklar mümkün değil, teknik olanaklar. Bakın ona gelen mailleri biliyorum. Hoca efendiyle uğraşırsan eğer bir gün seni izliyorum, ensende kurşunu göreceksin gibi şeyler. Ve bütün bu bilgileri biz
emniyete de aktardık. Cinayetten hemen sonra karşılıklı kopyaları birbirimize vererek aktardık. Bakın Necip Ablemitoğlu bunlarla ilgili kendi açıklamasıdır. Bunu izniniz var tabii, değil hocam, mi? Tabii tabii hocam, tabii buyurun. Bu çalışmayı sürdürürken, köstebekten söz ediyor, bunu hazırlarken, telefonlarımın dinlendiğinden, bilgisayarıma girilerek, e-postalarımın ve dosyalarımın kopyalandığından ve izlendiğimden bir kez daha emin oldum. Bu nedenle önlem olarak internet bağlantısı olmayan ikinci bir bilgisayar edindim ve kullandım. Burada gene bir açıklama daha yapacağım size cinayet sonrasıyla ilgili. Bu arada telefon, e-posta ya da posta kutusuna not yoluyla gelen tehditlerin sayısında da bir önceki yıla göre önemli artış gözlemledim. Tehditlerle ilgili olarak valilikten koruma isteminde bulunmayı ise anlaşılan nedenlerden dolayı düşünmedim. Çünkü bir de bir ifade var kendisine söylenmiş. Dikkat çekici olan bir başka husus, Fethullahçı istihbaratçıların telefon dinleme yoluyla elde ettikleri ses kayıtlarını analiz, ayıklama, eğitimi almadıkları ya da yemlenme riskini dikkate almadan aceleci davrandıkları, verdikleri anlık tepkilerden ortaya çıktı. Bu süreçte benim de kendi diyor tedbirsizliğimden kaynaklanan kayda değer bazı kişisel hatalarım da söz konusu oldu. Bakın bu çok önemli. Telefonda karşılıklı bilgi ve belge alışverişi taahhüdünde bulunarak randevulaştığım bir kişiye buluşma yerini ve saatini bu görüşme sırasında alenen söyleme hatasında bulundum. Randevu öncesinde fakültenin otoparkına bıraktığım otomobilin alarmının çalışmadığını fark ettim. Otomobili kontrol ettiğimde bagajda duran iki deri çanta ile maddi değer ifade eden alışveriş çantalarına dokunulmaksızın içinde araştırma ile ilgili belge, ses ve görüntü kasetleri ile CD'lerin bulunduğu alelade iki plastik çantanın gasp edildiğini fark ettim. Devlet içine sızmış köstebekleri araştıran bir akademisyen olarak semt karakoluna ya da hırsızlık bürosuna başvurmanın ne anlama geldiğini ve geleceğini en iyi algılayan dikkatli bir yurttaş olarak Fethullah'ın Copları kitabının yazarı gazeteci Zübeyir Kındıran'ın yaptığını yapmadım. Akıbetini paylaşmadım. Onun otomobilinin kitabının hazırlık evresinde soyulması üzerinden geçen yıllar zarfında faillerin yakalanamamış olmasına da zaten hiç şaşırmamıştım diyor. Bir diğer durum var, ben tanıklık ettim ona. Yine aracını benim bu sefer fakültemin önünde, binanın önünde park etmişti. Uğurlamak için kendisiyle birlikte dışarıya çıktığımda bu sefer de duran, park etmiş, trafikte olmayan yani bahçedeki aracın farlarının kırıldığını biz birlikte gördük. Bunun gibi birkaç şey oldu. Hatta bu programdan sonra bir şey yaşadı. Az önce izlediğimiz 99'daki Kızılay'da bir sokakta yürürken Necip Ablemitoğlu bir vatandaş üzerine arabasını sürdü ve sürerken camdan bir yaz günü şöyle bağırdı. Hoca efendiyle uğraşmayacaksın diye. Şimdi bütün bunlar bir düzmece de olabilir. Bunu ben bilemem. Ama araştırılmaya muhtaç şeyler bunlar. Necip'in ifadeleri var, yazdıkları ortada ve bugün yaşananlar ortada. Dolayısıyla şöyle bir şey hakkımızdır diye düşünüyorum. Bu dava layıkıyla izlenmesi, layıkıyla araştırılması gereken bir şey. Fakat çok da acı bir şey. Dosyada HTS kayıtları yok. Deliller yok. Yok, yok, hiçbir şey yok. Nasıl yok? Bilmiyoruz. Yok. Yok. Evet, dosyanın içi. Nasıl yani? Ayşen Hanımcığım, dosyanın içi 14 yılda emniyette boşaltılmış. Bakın size rakam vereceğim. Hatta olay yerinin incelemesinin bile titiz yapılmadığı. Hiç yapılma. Bununla ilgili şey var. Hayır, çünkü o zaman yapılmamış olabilir ama bir takım yapılan şeyler var. Dosyaya koymuş. O nasıl boşalır? Ay Nuhbete Bey gelmişti olay yerine. Benim feryadımla olay mahallini çevirdi polis. Herkes olay mahallinin içindeydi. Siz geldiniz. Karlı akşam karlı evimizin önü. Bakın savcılıkta 7 klasör, emniyette 40 klasör var Necip Ablemitoğlu cinayetiyle ilişkili ve bunların içinden şöyle elinize tutup da alabileceğiniz hiçbir delil bulamıyorsunuz. Evet. Peki,
Ben bir dakika, devletten söz ediyoruz değil mi? Devletin şey elindeki kayıtlardan. Şöyle bir şey söyleyeyim mi devletle hani, ilgili? Hani ama, konu komşunun misafir odasındaki klasörler değil bunlar. Devletin savcılığın nam yani devletin ne denir? Namusuna tevdi edilmiş. Evet. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Devletin bir devletle hep devletin kurumlarının işlevselliğini sağlayan bireyleri ayıralım falan fişmekan bir takım laflar edilir ya. Hiç öyle düşünmüyorum ben. Devlet insanlarla organik bir yapıya dönüşür. Eğer orada sorumluluk sahibi insanlar çalışıyorsa iyi bir devletiniz var demektir. Ama yapıyı kurmuşsanız o insanlar çalışır. Ben kocam izin verirseniz böyle söyleyeyim. Öldürüldükten sonra bir hafta boyunca sorgulandım. Cenazemizin toprağa verildiği günün gecesi 12 saat sorgulandım. Ve o kadar trajikomik şeyler yaşadım ki terörle mücadele şubesinde. Bunları ayrı ayrı anlatacağım ve ne işe yarayacak inanın bilmiyorum. Ama defalarca da anlattım. Mevcut savcı ilgilenip hala benimle görüşmüş değil. Ha o iki polis geldi sonra bir tanesi aradı. Savcı bey şöyle diyor dedi, bir kahkaha attım. Niye kendisi konuşmuyor benimle diye. Anlayamıyorum, korkutucuyuz galiba. Devamı ne oldu o savcı? Hiçbir fikrim 2015'te yok. Polisler geldikten sonra. Yok yok bu yıl daha yok. İlk yarısında bu yılı. Yok, hiç bilmiyorum ne oldu. Daha henüz bir gelişme yok. Savcıyla bir görüşme olmadı. İşte biz çatı davaya müdahil olduk. Oradaki savcı da duruyor mu? Hala hiçbir fikrim yok. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Peki ben bunları konuşmalı mıyım? Bunları ben mi anlatmalıyım? Ve şu soruyu sorma hakkımız yok mu bilmiyorum. Yoksa inanın söyleyin, sormam bu soruyu. Nuh Mete Bey'in açtığı bir dava daha vardı. Alman Vakıfları ve Bergama dosyası kitabı da orada yine bir delil olarak, rapor olarak zaten kullanılmış. En büyük delil oydu. Oydu. Ve Necip Ablemitoğlu öldürülmeden, öldürüldükten sonraki tarihtir. 26 Aralık hiç yanılmıyorsam o vakıflarla ilgili davada da tanık olarak dinlenecekti. Fakat bir hafta önce böyle bir olayı yaşadık biz. Şimdi o davada kapandı, bu davada kapandı ve ben şöyle bir soru soralım istiyorum. Bunu herkes düşünsün. Ben sadece sesli düşünüyorum ve Bergama'daki olaylar da kapandı. Çevreci tepkiler durdu ve o madeni satın alan holdingle de bugün 17-25 Aralık sonrası ters düşmüş bir hükümetimiz var. Bir yapı var. Dolayısıyla İpek grubu. Ya ben söylemeyeyim bunları. Hiç söylemeyeyim. Ama bunların hepsinin araştırılması gerekiyor. Açıkçası sorgulayan, bakın şunu altını özellikle çizmek istiyorum. Ben bir sosyal bilimciyim. Necip Ablemitoğlu'nun eşi olabilirim. Bu benim sosyal statüm. Hatta artık değilim bile bakacak olursanız. Medeni yasayla bakacak olursanız, çağdaş kafayla bakacak olursanız. Hatta artık değilim bile. Fakat şöyle bir şey var. Bu insanla yaşanmış bir 16 yılım var ve bu insanın çabasına tanıklığım var. Ve nasıl biri olduğuna tanıklığım var. Ve o insandan da dünyaya getirdiğim şahane iki tane kızım var. Muazzam çocuklar. Ve biz bu ülkeye vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz de. Bunun altını çizmek istiyorum. Katma değer sağlamaya devam ediyoruz. 30 yıl üniversitede görev yaptım. Sıkıntılar oldu, olabilir. Kamu kuruluşlarında çalışmak kolay değildir. Severek muazzam canla başla zevkle gidip geldim çalıştım. Ama 30 yılın sonunda ben üniversiteyi bıraktım. 50 yaşımda emekli oldum. Bunun niye yaptığımı da sorması gerekiyor bana bu toplumun ya da ilgilenir mi bilmiyorum. Çok gerekli değil, bunlara girmeyeyim ama şöyle bir şey var. Bunları düşünebilirim, onu söylemek istiyorum. Yani benim oturup da köstebek gibi bir şey yazmama gerek yok. Bu insanla geçirdiğim yıllar var, Türkiye'nin sosyal yapısına ilişkin çalışmalarım var ve bir de tabii ki sosyal bilimci geçmişim var. Bütün bunları bir araya getirip baktığım zaman bazı sorular soruyorum. Bu benim en doğal hakkım. O kadarını çıkarabiliyorum çok şükür.
Dolayısıyla bu yadırganmasın. Hani şöyle söyleniyor. Ben çünkü sosyal medyayı da çok aktif kullandığım için çok acayip şeyler de gelebiliyor. İşte git bul deniyor falan. Ne münasebet yani. Burada görevini yapmayan bir devlet var. Devletin kurumları var. Sorumsuz siyasiler var. Ve Türkiye'nin son 50 yılına adını yazdırmış her siyasinin de bugün gelinen noktada payı var. Hayır. Öyle ha, kimse, ay ben görmedim, duymadım, yok canım orada değildim, ha bilmem, bunu kimse bize anlatmasın. Bana, en azından bana anlatmasınlar. Hiç yani kulağıma girmez. Dolayısıyla biz bu davadan, ha bakın şunu söyleyeceğim, bir beklentim var mı ve güvenim var mı? Yemin ediyorum size atom zerresi kadar bir güvenim yok. Bunu söyleyeyim. Ama gündeme gelmiş olması çok acı da olsa bizim için son derece önemli. Ben sadece programı yayınladığınız için ve siz bu kasede kayıtlara ulaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Hocam, görelim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben kocamı 14 yıldır hiç izleyemedim, inanın. İzlemeye cesaret edemiyorum. Ama çok mutlu oldum burada sesini duyduğum, gördüğüm için o kadar mutlu oldum ki size tarif edemem. Ve özlediğimi de buradan söylemek istiyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Bizim bir beklentimiz var. Tabii bu ülkenin sade yurttaşları olarak herkesin beklentileri var ama burada bir cinayet söz konusu ve değerli bir bilim insanını koruyamayan bir devletin sorumluluğu söz konusu. O dönemde Necip bu programa çıktığı dönemlerde yakın dostlarımız da dahil ve aile bireylerimiz dahil şöyle bir şey söylemişlerdi. Sana mı kaldı bu ülkenin bu sorunlarından bahsetmek? Niye senin, başını belaya sokuyorsun? Neden bak karın var, çocukların var, bu kız çocuk yetiştiriyorsun. Ne gerek var? Hatta Şengül sen nasıl bir eşsin? Engel olsana şu adama dendi. Bir, böyle çalışan, bu kadar azimle ve kafası çalışan bir adamın eşi olarak kalkıp da ona ya işte ben bu işleri bırakmazsan seni bırakır giderim gibi saçma sapan bir şey söyleyecek bir eş hiçbir zaman olmadım. Ve onun gözünde bunları bıraktığında göreceğim o mutsuz şeyi, çünkü gözü ışıldayan bir adamdı. O mutsuzluğu görmektense ben bugün böyle yaşamaya binlerce kere razıyım. Çünkü ben onun ömrüne ömür katabildiğimizi düşünüyorum. Ve o günlerde sorumluluk almayanları da bunun vebaliyle yaşamaya mahkum olduklarını söylemek zorundayım. Bunun hesabını vicdanları varsa vereceklerdir eminim. Çok kısacık bir ekleme yapabilir miyim? Tabii tabii. Şimdi Necip Hablemitoğlu'nu konuştuk bir kere kaset ve yani buna siyaset. Buna dönmesin de özür dilerim. Hayır, hayır, çok hayır. Yok ama yani Necip Hablemitoğlu programı ama değil bu. Ama çok önemli. İşin temelinde de ama önemli. Var. Şu nedenle çok önemli. İlk kez bu kadar açıkça siyasi, ideolojik boyutuyla her şeyi birlikte anlatan ben, bir insan. Evet, bakın bundan sonra o kadar çok zarar gördük ki biz. Söyleyebilir miyim bunu? O dönemde böyle programlara çıktığı, yazılar yazdığı falan falan. Hepsi için o çok zarar gördü. Hatta belki de bunun için öldürüldü. Fakat sonra ben akademik kariyerimde çocuklarım, bakın benim büyük kızım avukatlık yapamadı bu ülkede. Stajını tamamlayamadı, gitmek zorunda kaldı. Çok acayip şeylerle karşılaştı çünkü. O programdaki Gülseven Yaşar'ın şimdi onu söylemek istiyorum. Aslında onu söylemek istiyorum. Biz de buradan gidelim diye çok uğraşıldı. Ama bir şekilde bilmiyorum yani bugüne geldik. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Zarar gördük. Kendimizi ifade edecek bir mecra bulamadık. Ben İyi ki sosyal medya var diye o kadar memnunum ki. O kadar rahat kendinizi ifade edebileceğiniz bir yer açılmış oldu ki. İyi ki var. Çünkü ben Necip Hablemitoğlu'nun başına gelenleri sadece birkaç kanalda anlatabildim. Çok az sayıda ve çok az insana anlatabildim. O çarşaf çarşaf yayınlanan ana akım medyanın görsel, yazılı hiçbir kanalı, hiçbir mecrası görmedi. Şimdi yer vermek istemedi. Ama yani peş peşe hiç, bu beni hiç ilgilendirmiyor. Ne isterlerse yaparlar. Kişisel
konumumuz, geldiğimiz noktayı söylemek istiyorum. Evet, bütün bunları yaşadık. Hala da zarar gördük. Ama hiçbir şey ölüm kadar büyük bir kesinlikle zarar değil. Tabii tabii. Hepsinin şimdi üstesinden gelinebilir. Şengül Hanım da çok gerçekten sayıda insan öldü. Çok sayıda insan öldü Saygı Bey. Şengül Hanım'la o dönemde de böyle bir röportaj yapmıştık. Yani. Evet, Saygı Şengül Hanım'la yaptığımız evet bir röportajda. Çok zarar gördük. İsminizden vebalı gibi kaçılıyor Şahban Bey. Çok acayip. Gerçekten. Sempozyumlarda işte uzak duruluyorsunuz. Ya ben akademik kariyerinizi sürdürmek zorundasınız. Hı. Ve bunu hissediyorsunuz. Şaibeli bir isim olarak bakılıyor. Çünkü bu insanın üzerinde o kadar spekülasyon yaratıldı ki o dönemde. Yazı yazmış işte, açıp baksaydınız ne yazdığını da görecektiniz. Bunlara ulaşmak zor değil ki. Hablemitoğlu'nun ulaştığı tabii raporlar, ortalıkta tabii, dolanan tabii, raporlar. Gizli yaptığı, yazdığı hiçbir şey yok yani. Sadece bu değil, diğer çalışmaları. Neyse, uzatmayayım. Biz de daha sonrasında çeşitli sıkıntılar tabii ki yaşadık. Şimdi hocam, bakın, çok teşekkür ederiz. Yani bütün samimiyetinizle bu şey analizleri ve duygularınızı paylaştığınız için. O dönemde hem Şengül Hanım'la görüştük, hem uzun uzun yanmıştık. Bir cümle söylemek istiyorum. Tamam, hem bu dönem hem de ya başta Hablemitoğlu. Bir cümle söyleyeyim. Tamam. O zaman bakın, bu kitapta da şöyle yazmışız. Daha olayın sıcaklığı içerisinde. Burada demişiz ki bu olayın, bu soruşturmanın aşamasını yakından bilen emniyet yetkilileriyle konuştum. Bu suikastın failleri asla bulunmaz iddiasını ve bu konudaki yorumlardan sonra da keser döner sap döner deyişini anımsıyorum diye yazmışım 2010 yılında bu kitap için. Şimdi neden öyle? Bakın, şu anda biz yıllar sonra rahmetlinin anıyoruz ve nasıl öldürüldüğü, katillerinin niçin bulunamadığını, ortaya koyduğu Fethullah örgütünü. Ya işte olayların hepsi burada ortada. Evet. Yani bu kadar iddialı bir lafı niye söylüyoruz? Ne oldu? Fethullah örgütüyle uğraşanların başına neler geldi? Bak şimdi az önce Şengül Hanım dedi ki, Hablemitoğlu başta olmak üzere. Hablemitoğlu rahmetli diyor, bir koruma istedi o dönemde, yani korunması için bir başvurdu. Verilmedi değil mi? İşte bakın, bir belge göstereyim size. Bu da belgesi. Fethullah Gülen'e devlet koruma vermişti. Hem de nerede? Amerika'da. Burada yazıyor. Hem de Amerika'da. İşte belgesi. Onu yayınladın mı? Tabii hatırlayamazsın. Çünkü bakın, resmi belgesi. Devlet bu ülkedeki aydınlarını koruyamadı ama Amerika Birleşik Devletleri'ne emniyette işte kamu kurumundan bir koruma yolladı yani. Kameraya tutayım şunu. Lütfen yani. Halbuki orada FBI korumuş şimdi. Zaten değil mi? CIA. Ve onu da hemen ekleyelim. Kulakları çınlasın. Saadettin Tantan bu olayı fark etti ve Saadettin Tantan da hemen onu ilk şeyinde, ilk talebini hemen son kez uzatılmıştı deyip bir aylık sürede sonra kapattırdı. Yani korumasına koruma, verilen polis Amerika, memuru gelin mi? Tabii Amerika'da koruması var. Saadettin Tantan'da çıkıyor. Bir başkomiser hem de. Tabii hem de bir başkomiser. Vay canına. Yani böyle olaylar yaşandı. Şimdi koruma verilmiyor ve böyle olaylar da yaşanıyor tabii. Evet Şahin, şimdi seni sormayın. Şimdi başta Hablemitoğlu olmak üzere ne oldu Fethullah örgütüyle, örgütün üzerine gidenlere? Bu Ergenekon balyoz sürecinde gördüklerimiz var. Şimdi bak, seni daha şunu biliyoruz somutlaştıracağım. Tabii, cinayetler. Şimdi tabii cinayetleri, bunların hangi cinayetlerin içerisinde olduğunu o konuyu yargılamalar sonunda belki olacak. Ama evet, şunu biliyoruz ki iddialar yargı değil. Tamamen o dönemden itibaren kontrol altına geçmeye başladı. Yargı kontrol altına geçtiğinde işte olayların üzerine gidemiyor. Örneğin az önce sözünü ettiğimiz rahmetli Necip Hablemitoğlu'nun soruşturmasını bakın ilerlemedi, orada kaldı. Ve biz de daha ilk günden beraber şunu söylemişiz, şunu yazmışız. Bu cinayet çözülmez diye. Delilleri yok edildi çünkü. Çünkü delilleri yok edildi. Deliller yok edildi. Şimdi işte bunlar neyle çıkar? Dinlemelerle çıkar, işte ne bileyim kayıtlarla yok çıkar. İşte değişik soruşturma, yapılacak bir itiraf bağlantılarıyla çıkar. Tabii ki soruşturmayı iyi yürütürseniz bunlar çıkar ama hiç bunların üzerine gitmez. Bir de öyle bir dönem ki o dönemde Fethullahçı olmak adeta emniyette böyle bir moda haline gelmişti. Ve Fethullahçı olmak bir ayrıcalıktı. Bir kariyer yapma ayrıcalığıydı. Kişinin üzerinde, kişinin dosyasında Fethullahçıdır yazıyorsa onun yükselmesi için bir gerekçeydi. Ama resmi olarak yani, Cumhuriyet Savcımız Savcı Bey soruşturmayı yürütüyor. Mahkemelere ne gönderiliyor? Bakın, bu resmi bir belgeden bir alıntıyı yapıyorum. İlk olarak 1991 yılında gündeme gelen ve sonralarda devam eden Fethullah Gülen yanlısı grupların emniyet teşkilatı içerisinde kadrolaşma faaliyetlerinde bulundukları şeklindeki iddialar
kamuoyunda ve teşkilatımızda haksız kanaatlere yol açtığı gibi teşkilatımız çalışmalarında olumsuz yönde etkilemektedir diyor. Ve emniyet teşkilatının istihbarat metot teknikleri kullanarak yapılması gereken çalışmaların hiçbirisi yapılmadı. E şimdi siz bunları yapmazsanız, emniyet içerisinde yapılanmalara seyirci kalırsanız, bununla ilgili raporları yok sayarsanız, o dönemde yürütülen çalışmalarla ilgili raporlar yazan kamu görevlileri ilgili ne yapıldı biliyor musun? Mahkemelere yazı gönderildi. Bu müfettişler konunun uzmanı değil. Yaptıkları, yazdıkları raporlara itibar etmeyin. Önemsemeyin çünkü bunlar konunun uzmanı olmadıkları için böyle yazmış olabilirler. Şimdi emniyette bu olayları nasıl ortaya çıkarttınız? Bakın çok iyi hatırlıyorum. APK, o zamanki adı APK, şimdi strateji dairesi dedikleri. Biliyorsunuz emniyette daha çok en az etki bakımından en az olan bir daire. Yani araştırma, planlama. Aslında fiilen kıza alınanların tutulduğu daire. O dönem bugün ismi sıkça gelen bir emniyetin bir yetkilisinin adı geçtiği zaman buna tabii ki olayla bir Fethullah soruşturması yürütülen bir soruşturma kapsamında diyor ki bununla ilgili bu Fethullahçı mıdır değil midir bize bir bilgi verin. Şimdi bu emniyet müdürünün yaptığı açıklama veya işte üst makamlarına verdiği Nihat Dündar o dönem soruşturma yürüten daha doğrusu o dairenin başkanı diyor ki bu olayı benim elimde bir teknik eleman veya bu işleri bilen kimse yok. Bunun için dinleme teknikleri, takipler ancak o zaman diyor bu kişinin bağlantılarını ortaya koyabilirsiniz. Gerçekten öyle. Yani hiçbir operasyon yapmayacaksınız. Dinleme yapmayacaksınız. Takip tarasut yok. Sonra bu kişi bilmem Fethullahçı mıdır değil midir? Ne bilecek oradaki bu dairenin başındaki kişiler? Ve dolayısıyla bunların böyle takipsiz kalması, emniyet içerisinde himaye görmesi ve makam mevkilerin paylaştırılması. Bir de bu var. Makamlar, mevkiler paylaştırıldıkça bunların gücü ellerinde. Gücü ellerinde nasıl elde ettiler? Eğitim yoluyla girdiler. Personeli ele geçirdiler. İstihbaratı ele geçirip dinlemeleri ele geçirdiler. İşte kriminal bölümlerini ele geçirip buna göre raporlar düzenlendi. Ve arkasından da baktığınız zaman özellikle personel bölümünde atamalarda bunların kontrolünde olunca ne oldu? Emniyette bu çevreye ilgi duyanların sayısı da artmış oldu. Ve bu için olayların içerisine girenler baktılar, para gücü bunlarda, makam, mevki, dağıtma gücü bunlarda. Baktığın zaman siyasi yönden de alabildiğine bir güç kazandılar ve bürokrasi de yavaş yavaş bunların kontrolünde. Sevgili Saygı, bir şey soracağım sana. Şimdi sen hep emniyetten gittin çünkü senin... Evet, yargı her şeyden önce. Yargı da önemli de. Şimdi o siyaset meydanında... söz konusu demin izlediğimiz Kemal Yavuz, emekli orgeneral Kemal Yavuz asker içindeki örgütlenmeyi de anlattı. Evet. Ve seneler sonra da kendisini Ergenekon'un içinde buldu malum. Pek çok Fethullah Gülen'e dokunan gibi onlar da yandılar. Asker meselesi ne kadar şimdi bakın, senin asker bilgin dahilindeydi? Şöyle, yok biliyor o konularda ilgi alanı. Yani bu kadarını biliyor muydun peki? Şimdi hayır böyle bu kadar. Deniyor ki %30'u generallerin şuyu buyun ya da Türk Silahlı Kuvvetleri. Ama şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Bunu biliyor muydun? Başım, olaya biraz şöyle bakalım. Şimdi oranlarla ilgili Cumhurbaşkanımız ve diğer yetkililer bir açıklama yapıyor. Efendim bunların hepsi işte askeri okullardan eyleme katılanların oranı şu kadar, askeri lise kökenlerin, sivil liselerden gelenlerin oranı bu kadar. Şimdi askeri okuldan harp okuluna giden öğrenci sayısı 500 ise, diğerlerinden sivil kaynaktan, sivil liselerden alınan sayısı 15. Şimdi baktığınız zaman ister istemez oran bakımından öyle gözüküyor ama son yıllardaki tüm bu olaylara ve sivil kaynaklardan gelenlere baktığımız zaman sivillerin katılma oranı %90'lara ulaşıyor. Herhalde. Sivil kökenli katılanların oranı. Hı. Şimdi daha önceki yıllarda bu dönemlerde yani AKP özellikle AKP döneminde ne oldu? AKP döneminde yapılan daha çok sivil kaynaklardan öğrenci alınmaya başlandı. Daha çok bunlar himaye görür oldu. Ve daha çok... bunların atılma süreçleri yaşanırken yani irticai faaliyetlerden atılma AKP döneminde durduruldu. AKP döneminde durdurulduğuna göre o duranlar yani irticai faaliyetlerinden dolayı
atılması gerekti. Atılmayanlar üstelik de terfi ettirildi. Bir genelkurmay başkanımızın, bir açıklamasını gördük. Diyor ki her şura öncesi gidip terfi edeceklerle ilgili siyasetçili yani başbakanına, Milli Savunma Bakanı'na bilgiler veriyordum. E şimdi o zaman şuraya ne gerek var? Madem öyle askeri şurayı siz niçin topluyorsunuz? Bugün Necdet Özel onu Fikret yani, Bilal'a söylemiş. Terfi listesini önceden başbakana götürüyordum şey diyor. Onun ayından geçenleri terfi ettiriyordu. Alın ne kadar çok secdeye giren varsa şunu yapın deniliyorsa o zaman şuralara falan ne gerek var? Ve bu tür kişiler himaye görüyorsa o zaman belli noktalar belli kişilerin eline ister istemize geçebiliyor. Ama şu bir gerçek ki asker içerisinde bu kadar olur muydu veya bu kadar tahmin ediliyor muydu? Açıkça söyleyeyim ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstelik de liselerden, askeri okullarda Atatürk ilke inkılapları doğrultusunda yetişen gençlerin böyle bir Fethullahçı yapılanmanın içerisinde bu kadar olabileceklerini düşünemezdim. Evet. Ama bunların yargı çevreleri, askeri yargıda sayılarının fazla olduğu tahmin ediliyor, bu biliniyordu ama gerçekten bir subayın bu kadar böyle cemaatlerin peşinde koşan bir yapı içerisinde oldukları, hele hele gençlerin böyle bir yapının içerisinde ve yapının peşinde koşup kendi ülkesindeki vatandaşını bilmem öldürecek kadar, şehit edecek kadar, meclisini bombalayacak kadar ahlaksız olabileceklerini ve böyle bu kadar oranda olabileceklerini çok ilginç bir şey. Hakikaten göremez. Müsaade eder misin Şaban'cığım? Tabii. Mete Yüksel eski savcı çok uzun süreler sen dedin ya sevgili Şengül Hablemitoğlu vebalı gibi kaçtılar soyadımızdan diye. Nuh Mete Yüksel de biraz öyle bir muamele gördü yıllarca. Ama şimdi her televizyon kamera göndermeye başlamış. Bir de bugün gözlerime inanamadım. Anadolu Ajansı bile gelmiş size. Evet. Şeyi sormuş. Gülen cemaatinin. Fakat siz demişsiniz Ayşen ki Ayşenur orada bir şey söylüyor. Bu kadarını ben de tahmin etmiyordum. Gerçekten şimdi Savcı Bey bir unutulmuş. Gerçekten biz ya gazeteci olarak Ankara'da biliyoruz. Önemli olaylar, ben mesela Savcı Bey'le ilgili geçmişte yazınca önemli olaylar savcısı derdim. Türkiye'de en önemli hangi konular varsa Nuh Bey hep bu davaların, soruşturmaların içerisinde yürüten bir savcıydı. Şimdi bu olaylar başladı. Ya baktım Nuh Mete Bey'i hiç anan yine yok. Biz geçmişten beri sıkça görüşürüz, değişik aralıklarla görüşürüz. Zaman zaman gerçekten güzel de kitaplar yazdı. Nuh Bey'e dedim ki ya Nuh Bey dedim gelin şu olayları ilk başlatan, bu kişiyle ilgili ilk soruşturma açan sizsiniz. Gelin de şu olayları bir hatırlatalım dedik. Sağ olsun gazetemize geldi. Çayımızı Sözcü'de. Tabii ki. Sözcü'de yazdık. O günden beri Nuh Bey televizyon paylaşılamaz ama tekrar isim oldu. Yani hakkını vermek gerek Halk TV'de çağırsaydı. Bizden sonra da Halk TV o gün başladı. Ama değil mi? Şimdi o bir yana. Yazının çıktığı gün Lale hemen Nuh Bey'i yayına aldı. Gazetecilik refleksleri demek ki ben benim şey burada yapıyorum, söylemek istediğim şu, bu kadar detaylı inceleyen, iddianame hazırlayan, kasetler izleyen, tanıklarla konuşan vesaire. Ve de kitaplar bir kişi, yazan. Kitaplar yazan diyor ki ben hani 15 Temmuz gecesi için bu kadarını ben de düşünemiyorum. Düşünemedim tabii. Ben Türk ordusundan böyle bir şey bekleyemezdim. Türk ordusu beni şaşırttı esas. Hadi Fethullahçılar yapar diyelim. Fakat Türk ordusu bunu nasıl yaptı? Bunu yani Türk ordusunun içinden bu derece hunharca bir işi yapacak, ihanet derecesine varan bir işi yapacak subaylar nasıl çıktı? Ben Sayın Savcım, ne zamandan başlatıyorsunuz siz mesela? Yani genelkurma, hangi genelkurmaya başkanı döneminde sizce Türk ordusundaki bu zafiyet doruğa çıktı? Bana var mı göre, kafanızda öyle bir sözlüdeki haberi hatırlat. Tamam. Bir kere bu işler Hilmi Özkök zamanında başladığı kanaati var bende. Şöyle, biz senesini hatırlayamayacağım fakat Hilmi Özkök 1. Ordu Komutanı iken Yekta Güngör Özden ve Vural Savaş bir İstanbul'a bir kuruluşun davetine gittik. O zaman Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, Yekta Bey de Anayasa Mahkemesi mi? Ama olmayabilir, ayrılmış, emekli olmuş olabilir. Ama bir ziyaret ediyorlar. Birinci Ordu Komutanı ziyaretine gittik. Birinci Ordu Komutanıydı.
Atatürkçülük ve cumhuriyetçilik namına çok güzel şeyler söyledi. Ağzından bal akıyordu adeta. Ve ben onun üzerine araştırdım. Önü açık dediler. Genelkurmay Başkanı olacak dediler. Sevinmiştim. Nitekim kısa zamanda Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. Kara Kuvvetleri Komutanı iken iki defa ziyaretine gittim. İkinci ziyareti sırf Fethullah Gülen soruşturmasını bir de benden dinlesin diye gittim. Yoksa onların elinde zaten şeyleri var, yeterince istihbaratları var. Gittim, bu konuyu anlattım. Yani Fethullah Gülen soruşturmasını, Fethullah Gülen'in niyetlerini anlattım. Hiç renk vermedi. Yani böyle adeta asık bir suratla dinledi. O birinci ordu komutanı olan kişi değil gibi. Ha, evet. Halbuki ben biliyorum ki askerler bu konulara hemen ilgilenir, heyecanlanır ve mutlaka duygularını dile getirirler. Bu o beni bayağı ürkütmüştü o durum. Yani o zaman kendisinden bayağı ürkmüştüm yani. Şüphelenmiştim. Nitekim iktidara geldikten sonra yani Genelkurmay Başkanı olduktan sonra ki tutum ve davranışları da benim haklı olduğumu ve bu yapılanmanın, Fethullahçı yapılanmanın ve diğer irticai yapılanmaların o devirde ordu içinde yayıldığını, yerleştiğini kanaatine ulaştım yani. Oradan biliyorum. Orada başladı. Evet, orada. Peki son Hilmi Özkök'ten sonraki Genelkurmay Başkanlarına baktığınızda Hilmi Özkök'ün başlattığı o Fethullah açılımını, Fethullahçıların orduya sızma dönemini, yani ki bu iddia, sizin iddianız. Necdet Özel, önlemeye çalışan ya da işte tekrar ordudan işte cemaatçileri dışlamaya çalışan komuta kademesi gözlüyor musunuz? Bir savcı olarak baktığınızda yani Fethullah örgütünü bilen ve bu konuda ilk davayı açmış kişi olarak. Vallahi ben öyle ciddi bir çaba görmedim yani bundan sonra. Önleme konusunda çaba görmedim. Hatta İlker Başbuğ'da dahil diyebilirim bu işe. Yani İlker Başbuğ'da Hilmi Özkök'le aynı şeye mi? Koymuyorum, yok. Onu öyle demedim. Önleme, ama yeterince çaba önleme çabası oldu mu dediniz de ona. Yani yeterli anlamda. Yeterince temizlik harekatı yapılmadı. Ayşun abi, programın sonuna geliyoruz. Ne demek lazım bütün bu olanlardan sonra? AKP cemaat. Ben de bir anımı paylaşmak istiyorum. 32. gün programında bir Gülen cemaatinin konuşulduğu konuktum. Çünkü çok ilginç bir şekilde programı yapmaya karar vermişti Mehmet Ali Birand. Hüseyin Gülerce o zaman hala cemaatin içindeydi ve Faruk Mercan vardı. Fethullah Gülen aleyhinde demeyeyim de onun hakkında gerçekleri söyleyebilecek gazeteci bulmakta güçlük çekti. Mehmet Ali Birand. Çok açık söylüyorum. Ve dedi ki ya Ayşe gel sen Allah aşkına dedi. Bu konuları biliyorsun sen. Karşı görüş sen oldun. Karşı görüş ben oldum. Şimdi orada konuşurken dedim ki Hüseyin Gülerce'ye soru sordum tartışırken. Dedim ki bunca medya kuruluşu, bunca işte ekonomik güç, gazeteciler, Yazarlar Vakfı, aban toplantıları hep siyasi içeriklidir malum. İşte anayasa çalışmaları şunlar bunlar. Bunlar dedim bir inanç grubunun, işte efendim sırf okullarla ilgilenen bir cemaatin boyunu, posunu çok aşar boyutunu. Buna bakarak size şunu çok net olarak sormak istiyorum dedim. Gülen cemaatinin siyasi bir niteliği ve hedefi var mı dedim. Gülerce gayet sakin, tabii dedi, var dedi. Peki dedim yani şimdi ben gençliğimde Türkiye İşçi Partisi'nde bir süre yer almıştım. Oradan çok net aklımda kalan sevgili Behice Mora'nın sözü vardır. Derdi ki, aldığı ya da alacağı o yaran hiç önemli değildir. Her siyasi hareketin hedefi iktidardır, iktidar olmalıdır. Ne olursa olsun. Türkiye İşçi Partisi'nin bile o küçücük haliyle iktidar hedefi vardı. Onu hatırlayarak sordum Hüseyin Gülerce'ye bu kez. Dedim ki, peki Sayın Gülerce, madem bir siyasi niteliği var bu hareketin,
hedefi var. Nedir bu hedef? Orada biraz laf karışıldı. Şimdi 1998 yılında Faik Bulut'un, daha sonra Necip Hablemitoğlu'nun, daha sonra efendim diyelim ki Ahmet Şık'ın, Saygı Öztürk'ün sayısız analiz yapan kitabın bize gösterdiği bir şey oldu. Siyasi karakteri olan bir harekettir bu. Amacı sadece rant ve güç elde etmek de değildir. Bu gücün bir hedefi vardır. Tabii. Bu da belki Amerika'nın maşası olarak bilmiyorum. Belki sadece kendi içinde bir hedefle iktidarın en azından parçası olmaktır. Paydaş. Koalisyonun bir ortağı olmaktır. İktidarın ortağı olmaktır. Bunu görmemek için ya cemaatçiler biliyor, onları geçelim. Ya aptal olmak lazım ya da görmezden gelmek, kendi başka çıkarın için görmezden gelmek lazım. Şimdi buradan son toparlayacak olursam, geldiğimiz noktada ben AKP iktidarının, Erdoğan'ın bunları görmediğine inanamam. Aldatıldık. Hadi canım sizde. Belki de Cumhuriyet ortak düşmandı. Belli bir noktaya kadar birlikte mi çalıştılar? Hepsi birlikte oldu. Erdoğan Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı olarak Amerika ile geldi. Zaten hep söylendiği üzere cemaat de bir Amerikan projesiydi. Ilımlı İslam kuşağı için. Dolayısıyla zaten Amerika'nın isteği o ikisinin birlikte yürümesiydi. B, hep söylüyorlar, kadrosu yoktu. Çünkü cami cemaatiydi oy veren AKP'ye. Oysa Gülen kadro hareketi oldu, bürokraside kadroları vardı. O anlamda da birlikte yürümek işlerine geldi. C, ortak düşmanları vardı. Evet. Senin dediğine geliyoruz. Cumhuriyet'te, cumhuriyetçilerde o düşmanlar. Onları bertaraf etmek için de her şey yaptılar. Ali Tatar'ı hatırlamayalım mı? Kudüs'ü Okkır'ı hatırlamayalım mı? Bugün sağlığını Silivri duvarların arkasına bırakmış Tuncay Özkan'ı ya da diğerlerini hatırlamayalım mı? Sevgili Türkan Saylan'a yapılan o iğrenç hakaretleri unutalım mı? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin burs verdiği kız öğrencilerin, harp okulun subaylarını öğrencilerine peşkeş çekildiği iğrenç iftirasını unutacak mıyız? Hayır. Bunların hepsi bizim gözlerimizin önünde iktidarın bilgisi göz yummasıyla gerçekleşti. Bugün bunların hesabı verilmeden efendim sen ev kiranı bank asiye yatırdın diye insanlar gözaltına alınıyor. Sen filan gazetede yazdın gel bakalım diye gözaltına alınıyor. Bunun bir sorumlusu var. Bunun sorumlusu Saygı da gayet güzel söyledi başlangıçta. Bunun sorumlusu Erdoğan'dır, iktidardır, hesap vermediler. Evet, çok teşekkürler Ayşenur abla. Şevki Hanım çok teşekkür ederim efendim. Bir şey söyleyebilir miyim? Son, çok kısa olsa lütfen. Tek cümle. Bitti. Üstelik ben değil, Necip söylüyor bunu, o söylesin. Köstebek'le ilgili söylüyor ve yazdıklarıyla ilgili. Diyor ki, temenni ediyorum ki yazdıklarım okuyanları bilgilendirme dışında bir parça düşündürür. Yine temenni ediyorum ki yazdıklarım doğru adresi bulur. Evet, inşallah. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Değerli katkılarınız için saygılar. Çok teşekkürler Ayşenur abla, Sayın Savcım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Değerli izleyiciler, efendim ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından sonra İsmail Dükel'in kendine özgü yorumlarıyla gün sonu gelecek. Gün sonu, İsmail Dükel'in gün sonu programının ardından da bu programın tekrarı yayına girecek efendim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi geceler dileriz.